ki işle ilgili böyle maksimum yaptığın? Valla maksimum yaptığım şey mesela ben hiç uykusuz. Uyumadan maça çıktım yani. Hiç uyumadan çıktım. Hiç uykusuz. Ben o Almanya maçına hiç uykusuz çıktım. Peki hiç uyumayıp ne yapmıştın bütün gece? Ya... Yani... Hayır o anlamda... Sen hakikaten... Berra'cığım... Ya dur! Orta, ceza sahasına. Top boşta kaldı. Sergen! 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 Sergen çok güzeldi. Alman gazeteleri Türklerin Maradona'sı diyor Sergen'e. Dili yaladı dışarı gitti top ve bir başka açı. Sergen kaleye baktı. Şimdi pas. Ceza sahasına. Gol boşluğu. Kaleci kan. Kaçırmamamız lazım. Tayfun. Tayfun vurdu. Kanda kalıyor top. Pas Sergen'den mükemmel. Bir pozisyonda. Gol boşluğu da aldı. Hayır. 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 Arkadaşlar Berna hakikaten gece yarısı şovuna doğru dökmeye başladı. Bakın Rütük öncesi dönemde değiliz. O zaman rahat konuşuluyordu. Bak bir şeysi ben açık açık anlatacağım o zaman. Kafanızda kapanırken. Anlat her şeyi anlat. Bak şu anlamda sonra dedi ki yok yani gece kulübünün ertesi günü gitmedim dedi. Şimdi gece kulübünde değilsen niye yani uyumadın faaliyet anlamında? Gece kulübünde değilsen nerede faaliyet yaptın demek istiyorum. Faaliyet. Yok kamptaydık öyle bir şey olma ihtimali yok. Peki, da. Peki niye uyumadın? Şuradan gideyim. Kız arkadaşımla çok önemli problemlerim vardı. Ha. Sabaha kadar telefondaydım. Öğlene kadar telefondaydım. Oradan direkt çıktık maça gittik yani. 2000 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise bir dünya devi Almanya ile aynı grupta yer alıyorduk. Ve artık işte öyle kolay lokma değildi. Almanya'yı Bursa'da 1-0 devirmiş, gruptan ilk sırada çıkmayı planlar olmuştu. Diksir cilvesiyle grubun son maçı Almanya ile deplasmandaydı ve kazanmamız halinde panserler Biyop'a, bizse Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Almanlar evlerinde mutlak favoriydi. Ancak Günnakem, Gianluigi Collina'nın ilk gülünün ardından sahada Ay Yıldız fırtınası ve kelimenin tam anlamıyla Sergen Yalçın ve Stari vardı. Salladık ama yıkamadık meşhur manşetlerimizden biridir ya, işte tam öyle oldu. Valla en müthiş atmosfer, milli maçlarda çok aklıma gelen Almanya-Türkiye maçı Münih Stadı'ndaydı. Şaşırmıştık sahaya çıktığımızda neredeyse 50-60 bin Türk seyirci vardı. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok şaşırmıştık bu maçta mesela, o kadar Türk seyirci olmasına. O çok farklı bir atmosferdi bizim için. Etkili oynadığım maç var. Çok yani genelde ben futbol oynarken hep hatasız oynadığım maçlara bakarım. Yani acaba ne kadar hatasız oynayabilirim? Pas hatası yapmadan bütün riskleri aldığımız için biz ön bölgede. En hatasız oynadığım maç valla Almanya milli maçında çok hatasız oynamıştım diye düşünüyorum. Çünkü Almanya milli maçı vardı Almanya'da. O maçta neredeyse sıfır hatayla oynamıştım. Çekiyor. Hakemin kötü önünde. Sarı kart derdi. Merlin'de.
Göstere göstere Sergen'i önce tuttu. Sergen döndü, formayı bırakmadı Sergen'in formasını. Faul veriyor maç hakemi. Tarıkas Sergen'e. Golsüz berabere kalıp İrlanda'yla Lyon maçı yolculuğuna biz çıkarken Almanların ünlü kulübü Bayern Münih Sergen Yalçın'ı anında transfer için takibe aldı ve bakın sonrasında ne oldu? Tabii Almanya maçından sonra çok büyük Almanya'da tantana olmuş tabii işte. Hemen telefonlar geliyor, menajerler arıyorlar, sağdan soldan çok ciddi teklifler falan var. O ara tabii Bayern Münih'in bir teklifi oluyor. İşte çok ciddi ilgileniyorlar, alacaklar falan diye bana telefon geliyor. Aradan bir süre geçti zaman, bir ay geçti, iki ay geçti, hiç arayan soran yok. Ben diyorum ki ya ne oldu Bayern Münih'in teklifi, işte bizi istiyorlardı falan filan. Sonra Almanya'dan bir arkadaşım aradı, dedi ki ya seninle ilgili araştırma yapmışlar. Adamlar bir araştırmışlar, almadılar. Kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız.